Anayasamızda açık açık herkes sağlıklı, dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevrenin geliştirilmesi, çevre sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi devletin ve vatandaşların görevidir diyor mu? Diyor. Çevreye ilişkin kanunlarda, yönetmeliklerde çevreye gözünüz gibi bakın diye yazıyor mu? Yazıyor. Çevreye ilişkin 20'den fazla uluslararası sözleşmenin altında imzamız var mı? Var. Var olmayan nedir biliyor musunuz? Var olmayan çevreyi korumaya yönelik bir iradedir. Tüm dünya artık ekonomi ve ekoloji arasında bir denge kurma telaşına düşmüşken Türkiye'deki iktidarın derdi şurayı nasıl imara açarım? Şuraya nasıl rezidans yaparım? Şuraya ormanın ortasına nasıl termik santral kurarım? İktidarın derdi dile kolay 171 milyon zeytin ağacının 125 milyonunu gözü doymaz vahşi bir ranta kurban etmek. Meraları inşaata açmak. Eğer büyüme gereksinimi ile çevre arasında bir denge kurulamazsa, çevre ranta kurban edilirse bunun sonuçlarının olması kaçınılmazdır. Tüm vatandaşlar dengeli ve temiz bir çevrenin alacaklısıdır. Burada borçlu devlettir. Ama devlet ne yapıyor? Çevreyi ranta kurban ediyor. Çünkü insana değer vermiyorsunuz. Sadece değer verdiğiniz rant, daha fazla kar etmek. Ama şunu unutmayın ki mevzu bahis doğa ise, insan sağlığı ise bu sizin kar zarar hesabınızın ötesindedir. Talan ve yağma düzeni sadece çevre hakkı ihlalinde değil, işçi haklarını da ihlal ediyor. Basın özgürlüğünü de tehdit ediyor. İstiyorsunuz ki kimse sesini çıkarmasın. Kimse grev yapmasın. Kimse sağlıklı, temiz, yaşanabilir bir çevre istemesin. 4 yıl öncesine de halkın sesine kulak vermediniz. Biliyoruz. Halkın sesine kulak vermediniz. Ve 4 yıl öncesi de insanların hayatına hoyratça yaklaştınız. Ne oldu o zaman bir hatırlayalım. İnsanlar bunu haklı olarak bir onur mücadelesine dönüştürdüler. Onur mücadelesine dönüştürdüler bunu. 80 vilayetimize yayılan en barışçıl, en demokratik, en güzel hak savunuculuğunu gösteren bir harekete dönüştürdüler. Onur mücadelesi yaptılar. Bir ağaç için bir orman olmayı bildiler onlar. Ve bugün buradan ifade ediyorum, tekrar tekrar altını çizerek ifade ediyorum ki emin olun geleceğe o orman kalacak, sizler değil. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.